Biz Sakarya Sivil Toplum Örgütleri olarak Barış Anneleri özellikle bölgede Kürdistan'da son dönemlerde yaratılan kaosun, şiddetli ortamın, savaşın son bulması için iki günlük bir oturma eylemi gerçekleştireceğiz İnsan Hakları Derneği'nde. Sizin de yakından takip ettiğiniz gibi özellikle 2013 Nevruz'undan sonra Sayın Öcalan'ın açıklamasından sonra bir diyalog süreci başlatıldı. Ve Türkiye'nin genelinde 6-7 ay boyunca herhangi bir can kaybı yaşanmadı, bir çatışmalı süreç yaşanmadı. Bu çağrıya özellikle PKK ve Kecek yetkileriyle olumlu cevap vererek özellikle gerilla saflarından geri çekilme süreci başlatıldı. Bunun akabinde özellikle Dolmabahçe mutabakatından sonra hükümetin tutarsız yaklaşımı sürecin aslında bozulmasının ilk adımlarından bir tanesi oldu diye söylüyoruz. Diğer yandan özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra Hakların Demokratik Partisi'nin bölgede Türkiye'de özellikle Türkiye genelinde güçlü bir çıkış sergileyerek meclise 80 milletvekile girmesi özellikle iktidarı elinde tutan AKP hükümetinin bunu tahammül etmeyip yeni bir kaos planıyla özellikle Kürdistan'da çatışmalı sürecin adımları atıldı. 1 Kasım seçimleriyle beraber özellikle biz 1 Kasım seçimlerinin tamamıyla bir antidemokratik seçim olarak İnsan Hakları Derneği olarak SADEM yaptığımız çalışmalar, gözlemler neticesinde de antidemokratik bir şekilde bir seçime gidildi. Bölgede bir kaos yaratılmıştı, bir çatışmalı süreç yaratılmıştı. Özellikle 2015 5 Nisan'ından bugüne kadar heyetlerin Sayın Öcalan'la görüştürülmemesi, bölgede askeri operasyonların başlatılması, can kayıplarının yaşanmasıyla bir seçime gidildi. Ve bu bir seçimde yine AKP iktidara geldi. 1 Kasım seçimlerinden bugüne kadar özellikle Kürdistan'da insanların kendilerini öz yönetimle demokratik bir yönetmesini açıklamalarından hemen akabinde hükümetin buna da tahammül etmeyi özellikle Kürt seçilmişlerinin, belediye başkanlarının, siyasi parti temsilcilerinin, sivil toplum örgütleri yöneticilerinin tutuklama furyalarının başlatılması. Bunun nemelinde özellikle Kürdistan'da dediğimiz gibi bir hendeklerin açılması, insanların kendilerini bu şekilde koruma güdümünde girmelerine hem akabinde bölgede ciddi anlamda bir kaos, bir çatışmalı süreç. Biz aslında buna bir savaştır, bir savaşın başlatıldığını söyleyebiliriz. Ve bu çatışmalı süreçten kaynaklı yüzlerce sivil insan, başta olmak üzere yüzlerce sivil insan yaşamından oldu. Yüzlercesi evleri, baklarından oldular. Hala da Sur, Silopi, Cizre, Gever, Kerbulan başta olmak üzere hala çatışmalı süreçte sokağa çıkma yasakları devam etmekte. Bu sokağa çıkma yasaklarının uzun süreye sarkıtılması insanların yaşamlarını idare etmemesine neden oluyor. Biz bunun da gerçekten uzun süreli sokağa çıkma yasaklarının bir hak ihlali olarak değerlendiriyoruz. İşte tam buradan biz Hakkari'deki sivil toplum örgütleri başta olmak üzere Barış Anneleri ile beraber savaşın son bulması, çatışmalı sürecin son bulması ve bir an önce özellikle hükümetin Sayın Öcalan üzerindeki tecritin, ağırlaştırılmış tecritin kaldırılması ve Sayın Öcalan'la bir an önce diyalog süreçlerinin başlatılması, heyetin bir an önce İmralı'ya gidilmesi, bu sürecin başlatılmasıyla beraber bu çatışmalı sürece de son verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz bu sürecin başlatılana kadar İnsan Hakları Derneği başta olmak üzere buradaki bütün sivil toplum örgütleri ve Hakkari halkının da bu noktada duyarlılık gösterip bu tür etkinlikler, demokratik taleplerini dile getirmesi ve bir an önce sürecin barış sürecine evrilmesi noktasında talebimiz budur. Diğer boyutuyla özellikle Türkiye'de biliyorsunuz artık son dönemlerde barış istemenin bir suç olduğu ortamı yaratılıyor. Özellikle Türkiye'deki akademisyenlerin bölgede artık savaşın son bulması, gözyaşının aktarmaması, insanların ölmemesine yönelik dile getirdiği açıklamanın hemen ardından başta Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından bilinç kampanyasına maruz bırakılmalı ve hemen akabinde özellikle yargı kıskacına tabi tutulmalarını biz Hakkari'deki sivil toplum örgütlere bunu doğru bulmadığımızı ve orada o açıklamayı, o bildiriyi okuyan başta akademisyenlerin bu açıklamasının altına biz sivil toplum örgütleri olarak arkasında olduğumuzu ve o metnin aynısında imza atacağımızı buradan bir kez daha sizin huzurunuzda dile getiriyoruz. Sonuç olarak
buradaki biz sivil toplum örgütleri olarak konuşmamın başına dile getirdiğim gibi başta Kürdistan ve Türkiye'nin genelinde barışın hakim olacağı güne kadar biz bu tür etkinliklerin eylemselliklerimizi demokratik bir şekilde dile getireceğimizi ve barışı dile getirme noktasından korkmayacağımızı ve bu ülkeye barış gelene kadar da her türlü mücadelemizi esas alacağımızı burada bir kez daha dile getiriyoruz. Hükümete buradan çağrımız gittiği yol yol değildir. Bundan 30 yıl önce de gelen iktidarlar başta Tansu Çiller döneminden Kenan Evren dönemine kadar Kürtleri bitirme planıyla, hevesiyle iktidara gelen iktidarların sonu müttekim herkes tarafından biliniyor. Bizim buradan AKP iktidarına önerimiz bir an önce Kürtleri bitirme, savaş yöntemiyle bitirme planından çok bu ülkenin asli unsurları olan Kürt halkıyla kardeşçe masaya oturulması ve bu askeri operasyonların bir an önce durdurulması ve Sayın Öcalan üzerindeki tecritin bir an önce kaldırılması, diyalog sürecinin başlatılması gerektiğine inanıyoruz. Biz iki gün boyunca İnsan Hakları Derneği'nde oturma eylemimizi gerçekleştireceğiz. İnancımız odur ki bu oturma eylemimizin ülkeye barışın getireceği kan ve gözyaşının artı son bulacağına inanıyoruz. Bir kez daha bu eylemimize destek veren başta özellikle acıyı en çok yüreğinde hisseden barış annelerine ve bütün sivil toplum örgütlerine de bir kez daha sizin huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Hakkari halkına da buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Özellikle sivil toplum örgütlerini, siyasi partinin barış annelerini sahip bırakmamaları ve bu mücadeleye destek vermelerini de bekliyoruz. Bir kez daha açıklamamıza geldiniz. Hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz.